Şunu gidip halledeyim ben. Bekle burada. Şimdi sıra 87 numaralı eserimizde. 87. Sağa sola bakma, önüne bak. Geliyorum. Bu eser için açılışımızı 1500 dolardan yapacağız. Gözlük kızın önünde. Var mı arttıran? Hadi karabatak. Evet efendim. 1500. Bir de biz görek şu karabatağa bakayım. Arttıran yok mu? 2000. Ve karabatak sahnelere geri döner. Satıyorum. Gözüm üzerinde abartma fazla. Evet. Artık görevine gerektirirse eylemciğim. Satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Evet, 2250 geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Selam. Arttıran yok. Birine benzettiniz sanırım. Kime benzettim? Kime benzettim? Kime benzettim? Evet efendim, arkadardan görüyorum. Buldum. 3000 dolar. Bir sonraki sevgilim. 3000 dolardayız. Evet efendim. Bir sonraki gününüzün olmasını istiyorsanız hemen gitmelisiniz bence. Sevgilim gelmek üzeredir. Bu sizin için çok tehlikeli. Ben bunun için buradayım. Anlamadım. Yardım çığlığı. Onu duydum. O yüzden buraya geldim. Ne diyorsun sen be? Mutsuz bir kadını 50 metreden tanırım. Dudağındaki kırmızı ruj yarısını odadan çıkmadan önce silmişsin. Çünkü dikkat çekmeni istemedi. Bu değerli eser için 3500'ün üzerinde verecek olan yok mu? 4000. Evet efendim. Göğüs dekoltendeki son düğme kapalı. Ama odadan çıkmadan önce açıktı. Ki açıkken ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama gel gör ki senin bıyıklı palamut buna da izin vermedi. Ondan sonra odada ağlamaya başladım. Makyajın aktı, rimellerin aktı. Allah'tan gözlerin çok güzel. Hayatımda hiç böyle güzel gözleri olan birini görmemiştim. 5000 dolar teklif ettim. 5000 dolar. Evet efendim. Sonra kavga etmeye başladınız ve sen buraya gelmek istemedin. Ve işin sonunda gel gör ki senin hıyar sana ne yaptı. Satıyorum. Satıyorum efendim. Saat... Git buradan. 5500 gördüm. Evet efendim, 5500... Behram yok, saatimiz hızlı olman lazım. 5750 dolar gördüm hanımefendiden. Evet efendim, hanımefendiye satıyorum. Behram geldi, uza hemen. Şimdi olaya gel. Satıyorum, satıyorum. Hanımefendiye sat... 6000. Evet, 6000 dolar. Beyefendiden nadide eser için 6000 dolar geldi. Yok mu efendim başkan? Artıran yok mu? 6250 dolar veriyorum. Kusura bakma, zor buldum. Sen gerçekten iyi değilsin. Ateşin var. Buraya geldiğinde var mıydı? Yoktu. Bu kadar hızlı yükselmesi normal değil. Ateşini ölçelim. Efendiden 6500 geldi. Bu değerli eser için arttıran yok mu? Evet, görüyorum. 6750 dolar. 6750'deyiz efendim. Evet. Kim bu adam? 6750 dolar. 6750'ye satıyorum. Evet, 7000'i gördüm. 7000'i gördük efendim. 7000 dolar. Biraz önce aldığınız eser. Tam ben alacaktım. Size kısmetmiş. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Evet efendim. Porselen merakınız mı var? Evet. 8000 geldi. Evet efendim.
Sadece en güzellerini. Ben benim olanı paylaşmam. Dur, sakin. Sakin. Porselenim kıymetlidir. Şimdi yürü, git buradan. Dikkat et, elinde kırılmasın. Parçalar her yerine. Üstün başın kan olur ondan sonra. Yazık olur sana. Yürü. Yürü, seninle sonra konuşacağız. Evet efendim. Bu değerli eser beyefendi. Şimdi sıradaki eserimize geçelim. Buyurun efendim. Gözlüğü değiştirebildiniz mi? Hakaret sayarım. Güzel. Evet değerli. Tamam mıyız? Çıkabiliriz. 90 numarada Osmanlı dönemine ait bir eser var. 1519 tarihli Dımışki Osmanlı Kılıcı. Efsanelere göre tek vuruşta rakibin kılıcını ve kalkanını, hatta kılıcın üzerine bırakılan ipek bir mendili tek hamleyle ikiye bölebiliyor. Onu! Dımışki kılıçlar bu şöhretlerini büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'ya yaptığı seferlere borçludur. Tanrı'nın icadı denen hem sert hem esnek bu Türk kılıcına 20.000 teklif var. Evet, var mı arttıran? 1519 tarihli bu Osmanlı kılıcı çok daha fazlasını hak ediyor. Var mı arttıran? 30.000. 30.000 var. Evet. 40.000. 40.000. Evet, devam ediyorum. 50.000. Hadi oğlum, yürüsene. 60.000 geldi, evet. 100.000! 100.000 geldi. Evet, beyefendiden tam 100.000 geldi. 39.5. Yavuz, hemen bir doktora gitmen lazım. Yok daha neler. Gerçekten iyi görünmüyorsun ya. Betim benzin attı. Anneciğim, toparlarım şimdi. Ben kalkayım, iyi olacak. Yavuz, Yavuz. İyi miyim? Yavuz, ayakta duramıyorsun. Ateşini düşürmemiz lazım. Hadi hastaneye acile gidelim, gel. Hastane olmaz. Ne demek olmaz? Çocuk musun sen? Ben şimdi toparlarım. Biraz dinleneyim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Arkadaki beyefendi 100.000 dedi. Var mı arttıran? Evet efendim. İnşallah. Arkadaki ne yaptın oğlum sen şimdi? Ecdadımın kılıcını aldım. Ne yapsaydım? Ne oluyor orada? Var mı arttıran efendim? Mücahit, evet efendim. Osmanlı kılıcını 100.000 verdi de onu bekliyoruz. Ne? Şaka yaptım falan desin bari. Hemen kaçın oradan abi. Hemen kaçın. Bu değerli kılıç için 100.000. Satıyorum. Var mı arttıran? Şimdi ne yapacağız Mücahit Efendi? 1519 tarihli. Korkulu rüyası dedi. Osmanlı kılıcı dedi. Ben o yadigarı burada bırakmam aga. Ne evet kadarsa efendim. O kadar öder alırız ya. Mücahit 100.000 dedim. 100.000'e satıyorum efendim. Var mı 100.000 TL değil. Arttıran var mı? 100.000 dolar. 100.000'e az bile söylemişim. Arttırabiliyor muyum? Dur attım. Nasıl oluyor işte? Evet, dur biraz daha arttırayım onu ben ya. Mücahit, trenlere geldi, ne yapıyorsun oğlum? Evet, var mı arttıran? 100.000'e satıyorum. O dinle. Dolar kaç oldu bugün? Bismillah, veli vel ökel. Mücahit yürü. Dımışki kılıcını 100.000'e satıyorum. Ay, başka teklif veren de yok ya. Ya tamam, sakin olun ya. Allah Allah. Gerekirse satarım Kelkit'te iki dönüm arazi, alırım. Hayır, nedir yani bu kadar büyüttünüz, anlamadım ki. Eylem, yürü kaçalım, açalım bir şey yapalım buradan, hadi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 110.000. Allah'ım sana şükürler olsun. Ortadaki beyefendiden tam 110.000 dolar geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Yürek. Satıyorum. 200 mi?
110 bin dolara ortadaki beyefendiye Dımışki kılıcını satıyorum. Satıyorum. Sattım. Evet. Müthiş parça. Hayırlı olsun. Beyefendiye hayırlı olsun. Tam 110 bin dolara bu değerli kılıç sizindir beyefendi. Benim adım Keşanlıysa ben o kılıcı yar etmem aga. Ben o kılıcı yar etmem aga. Ben Keşanlıysam yar etmem o kılıcı. Heh, geliyorlar. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ya gördün mü ağzını kapatmasam 200 bin diyecekti ya. Ya arttırıyorsun bari 10 arttır. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ben düz adamım aga. Uğraşamam küsurat falan. Hem sen ne karışıyorsun ya? Ecdadımın gül gibi kılıcı gitti. Abicim elimizde kalsaydı ne yapacaktık? Hayır o kadar parayı nasıl verecektik? Kaçakçı dümencilere keşanlı kuru uygulardık aga. Benim gözümde 100 bin dolar 3 kuruş etmiyor. Verirdik bunlara 10 kuruş üstü de kalsın derdik. Alır çıkardık ecdadımın kılıcını ya. Bu kadar basit. Allah Allah. Benim güzel abim, benim gönlü temiz abim. Öyle olmuyor o işler işte. Arkadaşlar, sinyal sabit. Behram odaya çıktı. Ne yapıyoruz? Biz de bu gece buradayız. Sinyal hareketlendiği an düşeceğiz peşlerine. Yani var ya. Bravo ya, yemin ediyorum bravo. Servisi. Ben kahve siparişi verdiğimi hatırlamıyorum ama. Sadece özel misafirlerimiz için. Hadi gir gir biri görecek. Sadece bir kahve ama. Tabii ki de. Başka ne olacaktı? Bu kahvenin tadı hep kötüye çıkmış canım. Altında başka başka şeyler aranıyor. Hı hı. Yok çünkü. Yok canım. Üstünü değiştirmemişsin. Fırsat vermedin ki. Tam değiştirecektim, sen geldin. Tamam o zaman. Ben yokmuşum gibi davran lütfen. Bak, bak, bak. Sonra neden kahvenin adı kötüye çıkıyor?
Yine mi ya? Yetti artık, ver şunu. Ha. Ver. Seni çok özledim. Orada mısın? Fethi? Alo? Alo? Yavuz. Yavuz, duyuyor musun beni? Merhaba, ben Savcı Derya Dumansız. Acil bir ambulans istiyorum. Özkan Sokak numara 4. Yüksek ateş ve titremesi var. Acele edin lütfen. Lütfen, teşekkür ederim. Seni çok özlemiş. Ne diyor bu kız Fethi? Ne bileyim Eylem. Saçmalıyor işte. Fethi, bu kız ne diyor? Ne diyorsun Eylem? Bilmiyorum dedim ya. Az önce sana söyledim, 2 dakika önce sana söylediğim şeyi söyledi kız. Seni çok özledim ne ya? Ha? Yıllardır birbirini görmeyen iki insan için biraz fazla değil mi bu cüret? Sen ne demeye çalışıyorsun? Açık açık söylesene. Sen en son ne zaman gördün bu kızı? Bravo ya. Bravo sana. Bunu mu düşünüyorsun cidden? Ne düşünebilirim? Ne düşüneyim yani? Ha? Herifin biri gecenin bir vakti beni arasa, seni çok özledim dese, sen ne düşünürsün acaba? Beni aldattın, düşünmem. Soruma cevap ver. Eylem. Ben seni aldatacak kadar, hem de bunu onunla yapacak kadar adi bir herif miyim gerçekten? Söylesene. Ben onun yüzünden hayatımda çekmediğim acıyı çektim. Anlattım sana bunu. Kucağında ağladım be. Sen kalkmış bana onunla görüşüp görüşmeni mi soruyorsun, öyle mi? Bu muyum ben? Senin için bu kadar mıyım yani? Sen bu kadar aşağılık bir adamı mı sevdin? Thank you.
bırak. Sakin ol, tamam mı? Konuşuyoruz. Eylem. Ya Betim, bırak, defol! Gideyim mi? Bunu mu istiyorsun gerçekten? Sana hiç yanlış bir şey yapmadım. Şimdi de yapmıyorum. Ben seni sadece seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Söylemem, merak etme. Söz ver. Söz. Lan! Vay dümenciler vay! Ne oldu abi? Oğlum bugün satılan Dımışki kılıcı var ya. Bitmedi mi daha bir konuya? Ulan bu kılıcı dümenciler zamanında bizim müzemizden çalmışlar. Şunlara bak ya. Lan bugün az daha bizim olanı bizden çalıp bir de bize geri satacaklardı. Bak sen bak. E ben bunun hesabını sormaz mıyım? Abi. Bak sen bir delilik yapmayacaksın değil mi yine? Kim? Ben. Hı. Çaylakım. Ben öyle biri miyim? Uyu hadi uyu. Uyu sen. Söz ver abi. İyi tamam öyle olsun. Gurur yapma Melisa ya. Ara işte Mücahit'i. Olmaz ki böyle sürekli ya. Adam da yani ne oluyor diyecek, olmaz. Allah kahretsin! Bırakın beni! Yardım edin! Kimse yok!
Hiçbir şey yoktu, bir anda oldu. Normal değil. Kan örneğini alıp tahlile göndereceğiz. Belki bir virüs olabilir. Endişelenmeli miyim? Henüz çok erken. Sabah olsun, anlarız. Şimdilik bir ateş düşücü verdik. Önce bir kontrol altına alalım, sonrasına bakarız. Tamam. Marvarat'taki çelik fabrikası. Biliyorum. Çıkıyorum birazdan. Ha yalnız adamınıza ulaşamadım. Bir sıkıntı olmasın. Ben de ulaşamıyorum. Sen bekleme. Ben araştıracağım. Yine de çok dikkatli ol. Gözümüzü dört açalım. Örgüt için bu satış çok önemli Behram. İlk defa ellerine bu kadar güçlü bir şey geçecek. Oyunun bütün dengelerini değiştirebilir bu. Sakın berbat edeyim deme. Tamam, merak etmeyin. Sen nereye bu kılıkla? Oteldeyim, atış yapacağım. Ya kaç kere söyleyeceğim daha? Geberteyim mi seni, bunu mu istiyorsun ya? Ya bırak. Ne bu kılık kıyafet? Bırak. Git değiştir şu. Ya git değiştir şu üzerini. Yeter artık, yeter. Öldür de kurtulayım ya da ya. Yeter. Dua et, acelem var. Sinyal sabit. Adam hala odada. Gözlüğü almadan çıkmış olabilir mi? Yok. Burası da temiz. Ne kız çıkmış? Adam nerede lan? Aşık odaya bakman lazım. Kartın kopyası, kıyafet falan hazır değil mi? Hazır komutanım. Tamam hadi. Ben de gideyim güvenlik kameralarının olduğu odaya. Belki bir şey bulurum. Housekeeping.
Odada kavga çıkmış. Gözlük kırılmış. Adam da yok. Çıkmış gitmiş. Anlaşıldı. Yangın merdivenlerinden çıkmış. Yavuz, nasıl oldun? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Üşüttüm herhalde ya. Yavuz, yalan söyleme sen. Hı? Boynundaki iğne izini gördüm. Ne o? Doktor Bey. Odama geçin isterseniz. Ben de geliyorum hemen. Tamam, sağ olun. Ne yapıyoruz abi şimdi? Aga, bence bu herif kesin vereceği anladı. Yoksa niye yangın merdiveninden çıksın? Tedbir olsun diye de olabilir. Belki. Yani bilmiyorum. Şu an tek bildiğim, alışverişi yapmadan o adamı durdurmamız gerektiği. Adam 10 dakika önce çıkmış. Merkeze 45 dakikalık mesafede. Yani bizim 15 dakika önce çıkmamız gerekiyor ki anca yetişebilelim. Belki kız biliyordur. Karabatak, 10 dakikada çözebilir misin bu işi? İmkansız. Dün kıza o kadar yatırım boşuna yapmadım ben. 5 dakika yap sen onu. 5 dakikayı işi çözerim. Dünkü fotoğrafları silersin, Nazlı'yla da beni barıştırırsın. Ama çözemezsen hepsini Nazlı'ya yollarım. Tamam, anlaştık. Karabatak, hadi. Çözer, çözer. Acele ediyorsun. Plaka tam namlunun ucuna geldiğinde yumuşakça tetiğe basman lazım. Yine mi sen? Dün doğru düzgün tanışamadık. Aslan ben. Aden. Cennet bahçesi ha? Daha güzel bir isim konulamazdı sana herhalde. Teşekkür ederim. Sevgilin nerede? Çıktı. Hadi Karabatak, daha hızlı herifi kaçıracağız. Daha sessiz bir yere geçelim mi? Burası biraz gürültülü sanki. Hem birbirimizi daha yakından tanırız ha? Bu ne özgüven ya? Dün daha iyiydin sanki. Vaktim olsa. Anlamadım. Sana göstermemi ister misin? Nasıl? Unutma. Nazik ve yumuşak bir şekilde basman lazım tetiği. Plaka hızlı olabilir. Biz plakadan daha hızlıyız. Yeter ki namlunun ucu tam plakanın üstüne gelsin. Şimdi. Aslan vurdu, gol oldu. Saniye. Güzel odaymış. Dur dur dur, ne yapıyorsun, seninki gelmesin. Ya gelemez o, boş ver, rahat ol. Ama nerede senin o bıyıklı sevgilin? Ya boş ver, çok uzakta. Bak, basılırsak hiç hoş olmaz otelde falan, anladın mı? Çirkin şeyler bunlar. Gelemez o, sen rahat ol. Son 10 saniye. Telefonda konuşurken duydum. Marmarat'taki çelik fabrikası mı ne dedi? Çok uzakta zaten. Marmarat'taki çelik fabrikası. Evet. Sen burada bekle. Üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Tamam.
Ne iğnesi bu Yavuz? Bilmiyorum, farkında değilim. Dragan. O mu yaptı? Allah kahretsin. Yavuz, ona gönderdiğim hediye paketini açtı mı acaba? Öğrenebilirsin. Biliyorum. İyi, kazandın. Tamam, şu adamı bulalım da. O da biraz uzaktı. Orada 2 dakika kaybettim. Yoksa kemiksiz 3 dakikaydı. 1 dakikaya da üstümü değiştirdim. Helal olsun be abi. Değil mi? Nasıl becerdin? Komutanım, Behram izini kaybettirmişti ama bulduk yerini. Marmarat'taki çelik fabrikasına gidiyormuş. Daha yeni çıkmış. Biz de şimdi çıkıyoruz peşinden. Tamamdır Fethi. Acele edin. Ben önden mekanı inceletiyorum. Anlaşıldı. Keşanlı nerede? Oğlum Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Manyak mısın lan sen? Abana söz vermiştim. Ne yaptın sen ya? Atamın yadigarını geri aldım. Hiç zorlanmadım. Birazcık hırpaladım arkadaşı, o da geri verdi. Hadi atlayın hadi. Geçin arabaya geçin. Hastasın oğlum sen. Ver bana. Kusura bakmayın geciktim. Durumu nasıl doktor bey? Kötü bir şey yok değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun Yavuz? Gayet sağlıklı. Açıkçası durum pek iç açıcı değil. İyi haberler veremeyeceğim maalesef. Vücudunda bir çeşit virüse rastladık. Araştırıyoruz fakat pek iyi huylu olduğu söylenemez. Nasıl bir virüs? Etki alanı çok kuvvetli bir virüs. Yakın zamanda vücuda girmiş olmasına rağmen sinir sistemini istila etmeye başlamış bile. Komutanım, belirtilen konuma dair bilgiler. Tamam, sağ ol. Allah kahretsin. Komutanım. Fethi, bu alışverişe mutlaka mani olmalısınız. Bu gittiğiniz çelik fabrikası tamamen paravan bir yer. Burası Siyah Üretim Şirketi'nin başka bir ülkeye kayıtlı dağıtım merkezi. Nasıl yani komutanım? Örgüte silahlı İHA teslimatı yapacaklar. Ellerine bu denli güçlü bir silah asla geçmemeli. Ne yapın edin, buna engel olun Fethi. Anlaşıldı komutanım. Örgüte silah teslimatı yapılacakmış. Bizi bizim yöntemlerimizle vuracaklar. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Kim bunlar?
söyleyebilirim ki şu anda bu kadar güçlü durman bile mucize. Çünkü bağışıklık sistemin sinir sistemine resmen savaş açmış. Bir tedavisi yok mu? Virüs çok etkili ve neredeyse tüm vücuda yayılmaya başlamış. Çok bilinen bir virüs de benzer özellikleri taşıyor. Fakat maalesef henüz bir tedavi geliştirilemedi. İlaç ya da aşısı da yok. Yani? Yani eğer vücudunda bu hızla yayılmaya devam ederse seni en fazla 6 ay daha yaşatabiliriz Yavuz. Özür diliyorum. Doktor bey, acil bir durum vardı. Bir dakika bakabilir misiniz? Hemen geliyorum. Pardon. Aldım aldım. Zahmet etmişsin. Şimdi sen merak edersin başıma neler gelecek diye. Hiç öyle kapı kapı doktor doktor gezme, ben sana bedavadan anlatayım. Çok kötü günler seni bekliyor Yavuz. Ataklar, krizler geçireceksin. Halüsinasyonlar göreceksin. Ve sonra acı çeke çeke öleceksin. Ne verdin bana? Bana teşekkür edeceksin. Sana yeni bir hikaye verdim Yavuz. İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Ben yanındayım hep. Atlatacağız bunu. İlla bir çözüm vardır. Olmalı. Doktoru duydun mu? Yokmuş. Bence bu iyi bir hikaye.